GRP6 ile karşılaştırıldığında ikinci nesil peptit GRP2 kuru kas kütlesi kazanmak isteyen insanların ve daha çok tercih ettiği bir peptittir. İntrodan sonra GRP2'yi sizlere tüm detaylarıyla anlatacağım arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Viyana'dan hepinize sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Çok kısa bir şekilde söylemek gerekirse ki bunu daha önceki videolarımı izleyen ve beni takip eden arkadaşlar iyi biliyorlar. Şu anda ekranda çıkan Instagram adresimden beni takip edin ve her gün yaptığım hikaye paylaşımlarımda sizler için hazırladığım ücretsiz steroid veya peptit küllerini görün diyorum ve artık hemen konuma dönmek istiyorum. Evet, bu haftaki konum GHRP2. Hemen GHRP'lerin ne anlama geldiğine bir bakalım. GHRP aslında büyüme hormonu salgılayan peptitler anlamına gelir ve bu spesifik protein reseptörünü aktive ederek büyüme hormonlarını salmak için hipotalamus ve hipofiz bezi üzerinde işlev gören bir peptit ailesidir. Bu peptit ailesi başlangıçta 20 yıl önce laboratuvar yapımı bir oligopeptit olarak tanımlandı. Burada hatırlanması gereken bir şey, GHRP'nin kısaca GHRH olarak adlandırılan doğal büyüme hormonu salgılayan hormonunuzla herhangi bir benzerliği olmamasıdır. Bununla birlikte klinik çalışmalar GHRP'lerin insan büyüme hormonu üretimi için hipofiz bezi üzerinde çalışabileceğini göstermiştir. GHRP2 nedir? Bu terim büyüme hormonu salgılayan peptit 2 anlamına gelir ve GHRP6'nın sentetik bir analoğudur. Burada bilinmesi gereken husus, bu peptidin insan büyüme hormonunun üretimini etkili bir şekilde geliştirme ve uyarma kabiliyeti nedeniyle popüler olmasıdır. Aynı zamanda bir grelin aktivatörü olarak da etkili bir rol oynar. Sekretagog reseptörleri adı verilen büyüme hormonuna bağlanır ve ayrıca yiyecek ve mide boşaltılmasını etkili bir şekilde teşvik edebilir. GRP2 büyüme hormonu sekretagogu olarak çalışabilmesi veya büyüme hormonu üretimini uyarması için etkili bir şekilde incelenmiştir. Kilo almak isteyenler için gerçekten yararlı olduğu da çok iyi bilinmektedir. Büyüme hormonu seviyesi çok düşük olan kişilerde yaşlanmanın etkilerini tersine çevirebilmekteki yüksek etkinliğiyle tanınır. GRP2, GHRP6'nın aksine iştah üzerinde çok fazla bir etkisi yoktur. GRP2 de aslında GRP6 gibi yağ yakma ve kas yapımında işe yarar. Ama ikisi arasındaki yine büyük bir fark, growth hormonu yani büyüme hormonu salınımını GRP6'ya göre daha fazla tetikler. Ama bununla birlikte GRP6'dan daha fazla kortizol yani stres hormonu, prolaktin yani cinsel isteği azaltan hormon ve aldosteron yani su tutulmasını destekleyen hormonu salgılaması da GRP6'ya göre dezavantajlıdır. GRP2 ve GRP6 ipamoralin ve hexarelin içeren büyüme hormonu salgılayan peptitlerin aktif bileşen grubundan bir peptittir. GRP2, GRP6'ya göre çok daha olumlu bir etki profili ve daha az yan etkiye sahip ikinci nesil bir GRP'dir. Hipofiz bezinden güçlü bir büyüme hormonu salınımına neden olur ve aynı zamanda somatostatin hormonunu da baskılar. Daha önceki GRP6 videomda zaten somatostatinin ne olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Tüm GRP'lerde olduğu gibi bunların sadece büyüme hormonu salgılamasını uyardığı ve aslında endojen büyüme hormonunun yerine geçmediğidir. Bu nedenle vücudun kendi büyüme hormonu üretimini kalıcı olarak durma riski düşüktür. Bu arada eğer hala GRP6 videomu izlemediyseniz yukarıdaki linki tıklayarak o videomu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. GRP2 nasıl çalışır? Hemen şuna bir kısaca bakalım arkadaşlar. GRP2 endojen insan büyüme hormonu üretmek için hipofiz bezinin doğal yeteneğini uyararak çalışır. Bu çalışma peptit tarafından iki farklı şekilde yapılır. Başlangıçta büyüme hormonu seviyesinde bir artışa neden olan doğal büyüme hormonu salgılayan endeksiyonun iletim yolunu yoğunlaştırır. Daha sonra somatostatinin aktivitelerini sınırlaması ve böylece endojen büyüme hormonu seviyelerinde bir artışa neden olmasıdır.
Dozaj ve alıma bakacak olursak arkadaşlar, çoğu GRP'nin 1 mikrogram kilogram, bölü kilogram vücut ağırlığı doygunluk noktasına sahip olmasına rağmen bu doygunluk noktası GRP2 için geçerli değildir. Kullanıcıların çoğu yüksek dozlarda daha iyi verimler alacaklarını belirtmişlerdir arkadaşlar. Bu nedenle 1000 mikrogram ile 400 mikrogramlık yapılan enjeksiyonları sık sık duymaktayım çevremden tabii ki. GRP2 1 saat veya daha az gibi nispeten kısa bir yarı ömre sahip olduğundan optimum sonuçlar için günde birkaç kez enjeksiyon edilmelidir arkadaşlar. Yüksek insülin seviyeleri büyüme hormonunun salınmasını engellediğinden GRP2'ler her zaman aç karnına enjekte edilir. Kahvaltından yarım saat önce, antrenmandan hemen sonra ve yatmadan önce yapılan enjeksiyonların optimal olduğu kanıtlanmıştır. GRP2 somatostatinin salınımını baskıladığından somatrop yani hipofiz bezinde büyüme hormonu salgılayan hücreler başına salınan büyüme hormonu miktarı artar. GRH yani Türkçe tabiriyle growth hormon büyüme hormonları ise somatropların sayısını artırır. Büyüme hormonu ile kazanımlar uzun bir başlangıç süresi gerektirdiğinden GRP2 ile bu kürün uzunluğu genellikle 10 ila 12 hafta arasındadır. Peki GRP2'nin kullanımı güvenli midir? Bir dizi çalışma GRP2'nin sentetik insan büyüme hormonuna daha güvenli bir alternatif olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar bu ürünün kullanıcıların herhangi bir istenmeyen yan etki yaşamadığını belirtmektedirler. Ancak herhangi bir yan etkisi olmayacağından emin olmak için önerilen miktarda kullanılmalıdır. Fazla kullanıldığında ekstremitelerde uyuşma ve karıcalanma hissi, artan su tutma ve kolayca yorulma olasılığı vardır. Kısacası önerilen miktarlarda kullanıldığında sentetik HGH'ye yani growth hormona yani büyüme hormonuna daha güvenli bir alternatif olarak sunulur. Peki bu ilaçların PCT evresi nasıl olmalıdır? GRP2 sadece hipofiz bezini daha fazla büyüme hormonu salması için uyardığından ve onun yerini almadığından özel bir PCT evresi bu ilaç için gerekmez. Bu ilacın yan etkilerine bakacak olursak arkadaşlar GRP2 güçlü bir büyüme hormonu salınımı sağladığından büyüme hormonunun bilinen tüm etkileri elbette mümkündür. GRP2 kullanımının doğrudan yan etkileri enjeksiyondan sonra ortaya çıkabilecek kızarıklıklar, baş dönmesi ve hafif baş ağrılarıdır. Aslında bir diğer yan etkisi GRP6 kullanılırken olduğu gibi aşırı açlık GRP2 kullanırken daha az belirgindir. Bu yüzden diyet sırasında kullanılabilir. Aslında bu dezavantajlı olabilir, avantajlı olabilir. GRP2 diğer muadili GRP6'ya benzer bir hegzapeptit büyüme hormonudur ve aynı zamanda sentetik bir grelin agonistidir. GRP grubu ilaçlar özellikle GRH yani Türkçe tabiriyle büyüme hormonları ile kullanıldığında GRP2'nin GRP6 ve ipomorelin arasında ciddi bir rakip rolü oynayabileceğini bildirmektedir. GRP2 artan EGF salınımı, üretimi, yaraların daha hızlı iyileştirilmesi, sevişme arzusunun artması ve cinsel performansının artması, daha güçlü bağışıklık sistemi ve kemikler, gelişmiş lipid metabolizması ve daha iyi dayanıklılık gibi çok çeşitli faydalar sağladığı bilinmektedir arkadaşlar. Bu faydalarının yanı sıra aynı zamanda etkili bir kardiyoprotektif ilaç olarak da bilinir. Bu nedenle onu sevilen bir peptit haline getirir. GRP2 veya GRP6'yı tercih edip etmediğinize bakılmaksızın bu peptitleri herhangi bir biçimde tüketmeye başlamadan önce doktorunuza başvurmanızı öneririm arkadaşlar ben sizlere. Bu peptitlerin her ikisinde kendi yararları ve dezavantajları vardır ve ikisi arasında karar vermek söz konusu olduğunda karar tamamen bireysel seçime dayalıdır. GRP2'yi hangi formda aldığınızdan bağımsız olarak aç karnına uygulamalısınız arkadaşlar. Tükettikten veya enjekte ettikten sonra 15-20 dakika içinde hiçbir tür gıda tüketmemenizi tavsiye ederim ben size. Bu vücutta büyüme hormonunun en üst düzeyde salınımını sağlamak için yapılmalıdır. Enjeksiyon şeklinde aldığınızda dozaj aralığı doz başına 100-2000 mikrogram, 2000'i unutmayın, arasındadır. Mega dozları yani 2000 mikrogram kullanırken sıklık haftada 3 defa olmalıdır arkadaşlar. Yani 3 kere 2000 mg almasınız. Ama daha düşük dozları tercih ettiğinizde günde 6 kere uygulayabilirsiniz bunu kendinize. Bunun nedeni günde birden fazla dozajın
daha iyi sonuçlar almanıza yardımcı olmasıdır arkadaşlar. Growth hormon seviyesinde maksimum yükselmeyi sağlamak için GHRP'yi GHRP2 ile birlikte kullanılmasını öneririm ben size. Yani GHRH'yi yani growth hormonu GHRP2 ile kullandığınızda çok daha önemli, çok daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. GHRP2'yi toz halinde satın aldığınızda bunu endişelenmeden 12 ay boyunca dolabınızda saklayabilirsiniz. Ancak bu çözelti yani bu tozu asetik asit veya bakteriyostik suyla birleştirdiğinizde bu karışımı sadece 5 hafta boyunca dolabınızda saklayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim GRP2 ile söylemek istediklerim bu kadar ki gayet uzun konuştuğumu düşünüyorum. Videomdan memnun kaldıysanız ve bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun ve bütün yeni videolarımı herkesten önce izleyin arkadaşlar. Her şeyden önce sizlere sağlık, sonra da bol sporlu günler diliyorum arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın. Yeah.